Merhaba arkadaşlar, günaydınlar. Evet, biz yine bir sabah sizin için Ankara'da ders çekimimize başladık. Evet, sizlere başarılar diliyorum ve dersimizi başlatıyorum. Şimdi en son nerede kalmıştık? Mustafa Kemal Hayatı'na kadar geldik. Yani inkılaplar bitti ve arkadaşlar Mustafa Kemal Hayatı. Burayı bölmeden bir ders yapmaya çalışacağım. Ondan sonra da arkadaşlar Atatürk ilkeleri diyeceğiz. Dış politika ile inkılap tarihi bitireceğiz. Atatürk'ün arkadaşlar hayatını önce okuduğu okullardan başlıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar Mustafa Kemal'in gitmiş olduğu, bakın, özellikle birinci okul sizin de bildiğiniz üzere neresi? Selanik Mahalle Mektebi arkadaşlar. Evet, Selanik Mahalle Mektebi ile başladı Mustafa Kemal eğitimine. Selanik arkadaşlar Mahalle Mektebi. Şuna dikkat edelim lütfen hanımefendi ve beyefendiler. Selanik Mahalle Mektebi'ne Mustafa Kemal annesinin işte üzerine gitmiştir arkadaşlar. Ve bu Selanik Mahalle Mektebi'nden sonra onu Şemsi Efendi arkadaşlar okuluna geçti. Bakın, Şemsi Efendi Okulu. İşte arkadaşlar, Şemsi Efendi Okulu'na da babasının ısrar üzerine gitmişti. Ve burada da çok kısa süre eğitim aldı. Babasının ölümü arkadaşlar, vefatı üzerine buradan ayrıldı. Ve ondan sonra nereye geçti? Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne. Evet, Selanik Mülkiye Rüştiyesi. Bakın, bu okullar sırayla bilinecek. Selanik Mülkiye Rüştiyesi arkadaşlar. Evet, Mülkiye Rüştiyesi. Peki Mülkiye Rüştiyesi'nde bilmem gereken nedir? İşte bu Mülkiye Rüştiyesi'nde, hani o çok meşhur hep ilkokullardan beri anlatılan okuma parçalarına falan sokulan olay gerçekleşti. Öğretmeni tarafından kendisine Kemal isminin verildiği yer arkadaşlar işte bu Mülkiye Rüştiye'dir. Peki Mülkiye Rüştiye'den sonra nereye geçti? Manastır Askeri İdadisi'ne arkadaşlar. Mustafa Kemal özellikle komşusu arkadaşlar üniformalı sokaklardaki caddelerdeki askerleri görünce onları çok özeniyor. Habersiz şekilde askeri sınavlara giriyor arkadaşlar ve Mülkiye Rüştiyesi'nden sonra Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadisi'ne geçiyor. Manastır Askeri İdadisi. Şimdi Manastır Askeri İdadisi ile ilgili olarak ne bilmem lazım benim? Bakın arkadaşlar, idadi ne demek? Rüştiye ne demek? Bak şimdi, Sıbyan Mektebi Osmanlı Devleti'ne arkadaşlar okul öncesi eğitimi tanımlar. Mahalle Mektebi arkadaşlar daha çok okul öncesi, ama mesela Rüştiye ortaokul. Bak, İdadi arkadaşlar lise, Darülfünun üniversite formatında. Peki Manastır Askeri İdadisi'nde ne oldu? İşte burada arkadaşlar tarih öğretmeni Tevfik Bilge'den etkilendi. Özellikle edebiyata falan olan merak arkadaşlar burada başladı. Tarih öğretmeninden etkilendi. Tarih olan merakı, özellikle edebiyat olan merakı buradan kaynakları Mustafa Kemal'in. Ve arkadaşlar ondan sonra nereye geçiyor? Ondan sonra Mustafa Kemal İstanbul'a geliyor. İstanbul'a. Peki İstanbul'da iki tane okul. Önce Harp Okulu, sonra Harp Akademisi arkadaşlar. İstanbul Harp Okulu diyoruz efendim. İstanbul arkadaşlar Harp Okulu. İstanbul Harp Okulu'ndan kurmay yüzbaşı olarak arkadaşlar, özür dilerim, teğmen rütbesiyle mezun oldu. Ondan sonra akademik anlamda bakın, kurmaylık sınavlarını kazanarak İstanbul Harp Akademisi'ne geçti. İstanbul arkadaşlar Harp Akademisi. İşte bu İstanbul Harp Akademisi'nde Mustafa Kemal, bakın, evet, kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu. Kurmay yüzbaşı. Şimdi kurmaylık arkadaşlar biliyorsunuz askeri sistemde çok karizmatik bir durumdur. Özel bir yani statüdür. Niye özel bir statüdür? Sınavla kurmay olabilirsin ve kurmay olan kişi arkadaşlar günümüzdeki anlamıyla, bak, generallik olarak bu, efendim, tuğ general, aynı zamanda tüm generaller or general diye arkadaşlar, generallik yani bugünkü anlamda paşa dediğimiz özellikle sınıfa geçebilir. Peki okuduğu okullar. Şimdi kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu. Arkadaşlar meslek hayatı diyorum, bakın şimdi. Askerlik hayatı, meslek hayatı. Mustafa Kemal'in mesleği ne? Askerlik arkadaşlar. Mustafa Kemal meslek hayatına nereden başladı? Şam 5. Ordu'dan başladı. Stajyerlik arkadaşlar görevi. Evet, Şam 5. Ordu'da stajyerliğini yaptı arkadaşlar. Şam 5. Ordu'da stajyerlik görevini yaptı. Peki, işte bu Şam'da bulunduğu zaman zarfında arkadaşlar, bakın, buradaki meselelerle ilgilendi. Aynı zamanda vatan millet meseleleri gerçekten ta gençlik yıllarından beri çok ilgili. İnanılmaz derecede kitap okuyan bir adam. 4000 civarında yatında kitap okuyan bir adam arkadaşlar. Burada Vatan ve Hürriyet Arkadaşlar Cemiyeti'ni kurdu. Bakın, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Peki
Aynı zamanda arkadaşlar bu cemiyetin de bakın Balkanlarda şubesi açılmıştır ha ona göre. Peki sonra Şam'dan sonra arkadaşlar nereye geçiyor? Mustafa Kemal Trakya hattına geliyor artık. Makedonya'ya geliyor. Makedonya'da önce kol ağası oldu arkadaşlar. Evet 3 Makedonya'da kol ağalı yaptı. Makedonya kol ağalı. Makedonya arkadaşlar kol ağası. Peki ondan sonra Mustafa Kemal yine arkadaşlar Balkanlar Trakya hattında. Orada işte 3. ordu vardır. Bakın özellikle Balkanlar hattında. 3. ordu da arkadaşlar belli dönem görev yaptı. Evet Trakya 3. orduda görev yaptı. Şu karıştırılıyor genelde. Stajyerlik görevi Şam 5. ordu. Balkanlar tarafına geldiği zaman Trakya'da 3. ordu arkadaşlar. Peki ondan sonra Mustafa Kemal nerede görüyorum ben? Sorusunu zaten konuşmuştuk sizinle. Trablusgarp Savaşı'na gönüllü subay olarak katıldı. Tanin gazetesi yazarı arkadaşlar Şerif Bey. Derne ve Tobruk'ta halkı örgütle deyip evet. Diyoruz ki 5. Trablusgarp Savaşı'na gazeteci Şerif Bey olarak katıldı efendim. Evet Trablusgarp arkadaşlar Savaşı'na gazeteci Şerif Bey olarak katıldı. Peki arada arkadaşlar bir şey atlamayalım lütfen. Bakın özellikle Mustafa Kemal 31 Mart isyanı bastırılması için hareket ordusu içerisinde biliyorsunuz. Aynı zamanda ordunun bakın kurmay başkanlığını yapan kişi olarak Resneli Niyazi dahil arkadaşlar İstanbul'a geldi. Ve ondan sonra dedik ki işte Mustafa Kemal'i resmi göreviyle ilk defa burada görüyoruz biz. Ciddi anlamda tarih sahnesinde ilk defa ismini burada zikrediyor. Ve ondan sonra Trablusgarp Savaşı 1911 bandında. Peki arkadan Mustafa Kemal'i nerede görüyorum ben? Trablusgarp'ta bu adam binbaşı oldu arkadaşlar. Ondan sonra 1. Balkan Savaşı'nda görüyorum ben. Peki Mustafa Kemal 1. Balkan Savaşı'nda neydi? Akdeniz Boğazları'nı koruma harekat şube komutanı. Akdeniz Boğazları'nı koruma harekat şube komutanı. Peki burada arkadaşlar vasfı ne vasfı ne? Yani ne Akdeniz Boğazları derken bak özellikle 1. Balkan Savaşı'nı hatırlayın. Arkadaşlar Bulgarlar ta Gelibolu'ya kadar geldi. Boğazların riski girmesi üzerine Osmanlı Devleti Akdeniz Boğazları'nı koruma hareket şube komutanlığını oluşturdu ve bu strateji göreve Mustafa Kemal getirildi. Peki bu 1. Balkan Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal'i ben nerede görüyorum? 2. Balkan'da görüyorum arkadaşlar. 2. Balkan Savaşı'nda anlattım. 2. Balkan Savaşı'nda Bolayır Kol Ordusu Kurmay Başkanı'dır efendim. Bolayır Kol Ordusu Kurmay Başkanı olarak görev yaptı. Arkadaşlar hatta 2. Balkan Savaşı'nda özellikle Enver Bey hatırlarsanız ya, Çatalca Birlikleri Komutanı Mustafa Kemal Bolayır Kol Ordusu Kurmay Başkanı'dır demedi mi ben? Hatta Edirne'nin kurtuluşuna Mustafa Kemal de katılmıştır gibi arkadaşlar ifadeler kullandı. Peki sonra işte Sofya'da askeri ateşe militerliği yapıyor arkadaşlar. Bak Sofya'da askeri ateşe militerliği yapmıştır. Evet milli savunma sınavlarında sordular 2020. Sofya askeri ateşe militerliği yaptı arkadaşlar. Sofya askeri ateşe militerliği yaptı. Ondan sonra Mustafa Kemal'i nerede görüyorum ben? E geldik artık arkadaşlar. 1914 bandına. Mustafa Kemal 1914 ki 1. Dünya Savaşı'nın başladığı yıl. Ondan sonra arkadaşlar 15'te Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na katılıyor. Ve Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda 3 cephede görev yaptı. Nereden başladı? Çanakkale cephesinde. Mustafa Kemal'i arkadaşlar biz Çanakkale cephesinde. Bak şimdi dikkat. Çanakkale cephesinde hangi görevlerde bulundurduk? Dikkat! 19. Tümen Komutanı aynı zamanda arkadaşlar Anafartalar Grup Komutanlığı yapmıştır. Bakın 19. Tümen ve Anafartalar Grup Komutanlığı. Hatta arkadaşlar burada Kemal Yeri dedik. Hani Arıburnu, Conkbayırı, Kireçtepe, Anafartalar aynı zamanda arkadaşlar Mustafa Kemal'e Anafartalar Kahramanı dedik. Aynı zamanda arkadaşlar özellikle efendim yarbaylıktan albayla yükselttik ve Çanakkale cephesi ilk kapanan cephemizdi bizim. Ondan sonra Mustafa Kemal Kafkas cephesine geldi. Bakın Çanakkale cephesinden sonra. Peki Kafkas cephesinde arkadaşlar dikkat bak 16. kol ordu arkadaşlar.
Ve buradan Muş Cebetlisi Ruslardan geri almayı başardı. Aynı zamanda Altın Kılıçlı Mecidiye ve artık arkadaşlar Tuğ Generalik geldi efendim. Peki ondan sonra Mustafa Kemal'i nerede görüyoruz? Suriye-Filistin cephesine görüyoruz efendim. Sonra arkadaşlar Suriye-Filistin cephesinde dikkat. Önce Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı içinde 7. Ordu'yu yönetti. Ondan sonra arkadaşlar Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak burada bulundu. Ve hani Halep savunmasıyla İngilizleri durdurmayı başardı. Aynı zamanda arkadaşlar işte görevinden istifa etmesinden bahsettim. Yaverliğinden bahsettim. Fahri Yaver Hazreti Şehriyar arkadaşlar unvanından bahsettim. Ve Mondros imzalandığı zaman dedi ki Mustafa Kemal neredeydi? Suriye'de arkadaşlar. Ve ondan sonra özellikle Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra efendim Osmanlı hükümeti cephe komutanlarına telgrafla bir bildirimde bulundu. Dedi ki emrinizdeki birlikleri en yakın itiraf devleti komutanına teslim edin ve İstanbul'a dönün. İşte Mustafa Kemal bakın dikkat arkadaşlar. Mondros'tan sonra İstanbul'a geldi. İstanbul'a geldi. Peki arkadaşlar İstanbul'a gelirken tekrar olsun yanında Yaveri Cevat Abbas yok muydu? İtiraf donanmasını gördüğü zaman geldikleri gibi giderler demedi mi? İstanbul'da belli dönem kaldı. İstanbul faaliyetlerinden bahsettim. Ali Fethi ile olan diyalogundan bahsettim. Minber gazetesi dedik. Burada yazmış olduğu Zabit ve Kumandan ile Hasbihal adlı kitabından bahsettik arkadaşlar. Ve işte ondan sonra Mustafa Kemal'i biz nerede görüyoruz? Efendim 9. Ordu müfettişliğinde görüyoruz. 9. Ordu müfettişi yapıldı arkadaşlar. 9. Ordu müfettişi oldu. 9. Ordu müfettişliği göreviyle 16 Mayıs'ta İstanbul'dan hareket etti. 19 Mayıs'ta Samsun'a geldi. Peki resmi göreviyle devam ediyor. Ondan sonra arkadaşlar Samsun raporu gelmedi mi? Ondan sonra Havza genelgesi gelmedi mi? Ondan sonra Amasya genelgesi gelmedi mi? Amasya genelgesi dedik ki resmi göreviyle yaptığı son çalışma oldu arkadaşlar. Dikkat şimdi Amasya genelgesinden sonra bak sonra diyorum arkadaşlar. Amasya genelgesinden sonra askerlik görevinden ayrıldı efendim. Ya da ne diyeceğiz? Erzurum Kongresi'nden önce. Peki Mustafa Kemal Sine-i Millet'e dönüyorum. Anlattığım zamanında arkadaşlar siz anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Peki daha sonra Mustafa Kemal tekrar geri askerlik görevine nerede döndürdük biz? Sakarya Meydan Muharebesi'ne. Ya da Kütahya Eskişehir Muharebelerinden sonra başkomutan yaptık efendim. Ve ondan sonra Büyük Taarruz yine başkomutan olarak yönetti. Askerlik görevine Sakarya Meydan Muharebesi'ne döndü başkomutanlık etkileriyle. Ve kıymetli arkadaşlar. Peki Mustafa Kemal'in aynı zamanda bir de arkadaşlar biliyorsunuz siyasetçi bir kimliği var. Peki Mustafa Kemal'i daha sonra biz nerede görüyoruz? Hadi askerlik görevini şimdi bir tarafa koyalım. Son Osmanlı Mebuslan Meclisi için Amasya görüşmelerinden sonra arkadaşlar Erzurum Mebusu seçilmedi. Ama İstanbul'a gitmedi hakkında tutuklama kararı olduğu için. O zaman bakın şimdi son Osmanlı Mebus Meclisi için Erzurum Mebusudur arkadaşlar. Peki daha sonra efendim son Osmanlı Mebuslan Meclisi dağıtılınca İstanbul'un resmi işgal sürecini hatırlayın. Ondan sonra Ankara'da TBMM açılmadı mı? Peki TBMM için Mustafa Kemal Ankara Mebusudur arkadaşlar. Evet Ankara Mebusudur efendim. Evet. Ve daha sonra özellikle 1. Meclisteki ilk icra vekilleri heyet reisliğiyle görevine devam etti. Ondan sonra arkadaşlar Cumhuriyet ilan edildikten sonra ilk Cumhurbaşkanı yine Mustafa Kemal oldu. Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu zaman onun ilk kurucu genel başkanı yine Mustafa Kemal oldu arkadaşlar. Peki şimdi gelelim bir diğer noktaya. Mustafa Kemal'in arkadaşlar hayatında etki eden diğer unsurlar. Yani en çok önemsediği şehirler nerelerdir? Benim şehrim dediği neresidir arkadaşlar? Manevi çocukları kimdir? Yazmış olduğu kitaplar nelerdir? Ondan sonra arkadaşlar işte vermiş olduğu nutuklar, hutbeler hangileridir? Mustafa Kemal'in ondan sonra işte röportajı nerede nasıl yapılmıştır? Hastalığı ve ölümüyle ilgili arkadaşlar Anıtkabir süreci, Etnografya Müzesi süreci nasıl işlemiştir? Biraz da onlara bakalım. Mustafa Kemal'in özellikle arkadaşlar bakın etkilendiği 5 tane önemli şehir vardır arkadaşlar. Evet etkilendiği şehirler 1. Biliyorsunuz manastır hayatında arkadaşlar son derece önemsediği bir yerdir.
İstanbul arkadaşlar son derece önemsediği bir yerdir. Aynı zamanda arkadaşlar 3 Mustafa Kemal'in bakın Şam arkadaşlar önemsediği yerlerden bir tanesidir. Yine arkadaşlar 4 özellikle ilk arkadaşlar yani çocukluk döneminden beri biliyorsunuz annesi babasıyla Selanik kıymetli arkadaşlar çok önemsediği bir yerdir Selanik. Yine arkadaşlar Sofya Bulgaristan Sofya. Peki ilham kaynağı olarak tanımlar buraları. Peki benim şehrim olarak adlandırdığı yer vardır. Benim şehrim dediği yer Mustafa Kemal'in arkadaşlar benim şehrim dediği yer Yalova. Yalovalı arkadaşlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Peki şimdi gelelim Mustafa Kemal'in manevi çocuklarına arkadaşlar. Evet manevi çocukları. Manevi çocuklarını önemlerini toplamaya çalışalım sizin için. Bakın Abdurrahim Tunçak var arkadaşlar. Mustafa Kemal'in manevi çocuklarından bir tanesi. Abdurrahim Tunçak. Yine arkadaşlar iki. Özellikle Sığırtmaç Mustafa var arkadaşlar. Sığırtmaç Mustafa var. Yine arkadaşlar bakın Mustafa Kemal'in manevi çocuklarından bir diyelim. Kim? Hatırlıyorsunuz. Sabiha arkadaşlar. Sabiha Gökçen biliyorsunuz. Sabiha Hanım var. Peki yine manevi çocuklarından bir diyelim. Ya özellikle duydunuz mu bilmiyorum arkadaşlar. Rukiye Hanım var. Rukiye. Adile Hanım var mesela arkadaşlar. Evet Rukiye Hanım, Adile Hanım, Rukiye Hanım. Ayrıca arkadaşlar Adile Hanım, Adile Hanım. Yine tabii bunları artırabiliriz. Artırabiliriz arkadaşlar. Afife Hanım var mesela. Ülke Hanım var arkadaşlar. Evet Afife Hanım. Şimdi Mustafa Kemal'in gelelim. Hayatında kıymetli arkadaşlar yazdığı eserlere. Ya da aynı zamanda Mustafa Kemal'in etkilendiği arkadaşlar entelektüeller fark etmez. Etkilendiği entelektüeller. Mustafa Kemal kimlerden etkilendi? Şimdi bu arkadaşlar Mustafa Kemal'in tarzına baktığımız zaman bir yönüyle bu adam batıcı. Bir yönüyle bu adam Türkçü arkadaşlar. Özellikle bir yönüyle arkadaşlar bu adam demokrat yani cumhuriyetçi. Şimdi o zaman Mustafa Kemal'in hayatını etkileyenlere baktığın zaman zaten bu üçlerin karakteri kimliği görüyorsun. Mesela Mustafa Kemal etkileyenlerden bir tanesi arkadaşlar. Kim biliyor musunuz? Bak Mehmet Emin. Evet Mehmet Emin. Peki Mehmet Emin? Türkiye Ocakları'nın kurucusu bu adam. Türkçe arkadaşlar. Yine Mustafa Kemal'i arkadaşlar etkileyenlerden bir tanesi. Özellikle bakın. Jean-Jacques Rousseau arkadaşlar. Bakın Jean-Jacques Rousseau. Mustafa Kemal'in arkadaşlar etkilendiği kişilerden bir tanesi Montesquieu arkadaşlar. Evet Montesquieu. Montesquieu. Yine Mustafa Kemal'in arkadaşlar etkilendiği adamlardan bir tanesi bakın. Aynı zamanda Voltaire arkadaşlar. Mustafa Kemal'in etkilendiği adamlardan bir tanesi değerli arkadaşlar bakın. Tevfik Fikret. Evet Tevfik arkadaşlar Fikret. Mustafa Kemal'in etkilendiği adamlardan bir diğeri. Bak batıcılardan arkadaşlar batıcıların içerisinde kendisini etkileyenlerden bir diğeri Celal Nuri'dir. Evet Celal efendim Nuri. Şimdi kıymetli arkadaşlar gelelim Mustafa Kemal'in yazmış olduğu eserlere. Evet eserleri. Bir. Şimdi bazılarını zaten belli yerlerde ben size söyledim. Ama böyle unutma ihtimali yüksek olanlar var mesela. Tabiye meselesinin halli gibi arkadaşlar. Tamam mı? Tabiye meselesinin halli diye bir eseri vardır Mustafa Kemal'in. Tabiye meselesinin arkadaşlar halli. Yine bakın özellikle takımın muharebe eğitimi arkadaşlar. Takımın muharebe eğitimi. Yine yazdığı arkadaşlar eserlerden bir diğeri bölüğün muharebe eğitimi. Takım, bölük, manga bunlar nedir? Askeri birimlerdir arkadaşlar. Bölüğün muharebe eğitimi.
Yine arkadaşlar. Evet, 4. Mustafa Kemal bir dönem hastalandı arkadaşlar. Avusturya'da bir tedavi süreci geçirdi. İşte o Karspat bölgesidir arkadaşlar. Özellikle Karspat hatıraları. Karspat hatıraları arkadaşlar. Evet. Yine ben 5. Mustafa Kemal'in yazdığı eserlerden bir diğeri. Kıymetli arkadaşlar. İstanbul'da bulunduğu süre zarfında ne yazmıştı? Zabit ve kumandan ile hasbihal. Zabit ve kumandan ile hasbihal. Hasbihal ne demek? Sohbet arkadaşlar. Fikir alışverişi. 6. Yine Mustafa Kemal'in yazdığı eserlerden bir tanesi ne? Geometri kılavuzu arkadaşlar. Geometri kılavuzu. Yine arkadaşlar Mustafa Kemal'in yazdığı eserlerden bir tanesi Nutuk. Nutuk. Dikkat şimdi. 1919 ile 27 arasındaki olayları arkadaşlar kapsar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci kurultayında okundu. Değerli arkadaşlar Nutuk. Unutma bak. Arkadaşlar ikinci kurultayda okundu. Yine efendim. Yine Oğuz oğulları arkadaşlar. Oğuz oğulları. Bak Oğuz. Evet oğulları. Mustafa Kemal'in arkadaşlar kaleme aldığı eserlerden bir diğeri. Bunu da genelde böyle kitaplarda falan arkadaşlar resmini görürüz. Ortaokul lise kitaplarında falan. Ne? Vatandaş için medeni bilgiler. Vatandaş için medeni bilgiler. Vatandaş için medeni bilgiler. Vatandaş için medeni bilgiler. Ve arkadaşlar bir diğer kaleme almış olduğu eser de o Cumalı Ordugahı. Evet, Cumalı Ordugahı arkadaşlar. Evet, Mustafa Kemal'in kaleme almış olduğu arkadaşlar eserler. Şimdi gelelim bir diğer noktaya. Yani sorulabilecek sorulardan bir diğer. Mustafa Kemal'in nutukları var. Hutbeleri deniyor buna arkadaşlar. Derslerde diyorum ki Mustafa Kemal hutbeleri bazı. Hocam bu imam mı diyor bu adam ya? Ya hutbe arkadaşlar sesleniş demektir ya. Tabi bu hutbe kelimesi biraz da cuma hutbeleriyle özdeşleşen bir durum olduğu için. Bayram hutbeleriyle falan arkadaşlar. Öyle hutbe demek sesleniş demek. Nutuk arkadaşlar. Kastamonu nutu var mesela. Evet hutbeler diyorum. Hutbeler. Arkadaşlar. Kastamonu nutu var. Kastamonu. Aynı zamanda arkadaşlar İnebolu nutu var. İnebolu. İnebolu. Aynı zamanda arkadaşlar Balıkesir var. Balıkesir. Balıkesir. Aynı zamanda arkadaşlar 4. Bursa nutu var. Bursa hutbesi var yani. Aynı zamanda arkadaşlar bak hepimizin bildiği 10. yıl nutku diyoruz değil mi arkadaşlar? Aynı zamanda nutuk diyoruz. Gençliğe hitap ediyoruz arkadaşlar. Bak. Ve normal nutuk gençliğe hitabe. Gençliğe arkadaşlar hitabe. Gençliğe hitabe. Ve arkadaşlar bir de burada dikkat etmeniz gereken 10. yıl nutkudur. 10. yıl nutku arkadaşlar. 10. yıl nutku. Şimdi gelelim bir diğer noktaya. Nereye peki? Mustafa Kemal'in değerli arkadaşlar hastalığı ve aynı zamanda ölümü. Önce buraya bir not açıyorum. Dostlar not. Mustafa Kemal'le ilk röportaj daha önce de söyledim. Ruşen Eşref Ünaydın tarafından Çanakkale'de arkadaşlar yapıldı ve bu Ziya Gökalp küçük mecmuada arkadaşlar yayınlandı. Tamam mı? Ve Mustafa Kemal'in kıymetli arkadaşlar hastalığıyla alakalı. Hastalığı ve ölümü diyorum. Evet, hastalığı ve ölümü. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Meşhur sözü arkadaşlar. İşte hastalık teşhisini koyan Reşat Belger arkadaşlar. Evet, teşhisi koyan Reşat Belger. Bu bir. Mustafa Kemal'in arkadaşlar hastalığı ne? Siroz.
Peki 3. Mustafa Kemal'in arkadaşlar. Özellikle bak. Öldüğü yer Dolmabahçe Sarayı. Arkadaşlar. Dolmabahçe Sarayı'nda öldü. Peki Mustafa Kemal'in arkadaşlar. Ölümünden sonra cenaze namazını kim kıldırdı? Profesör Doktor Şerafettin Yaltkaya arkadaşlar. Ne dedim ben daha önceki derslerde? Diyanet İşleri'nin ilk başkanı Rıfat Bürekçi'dir. İkinci başkanı Şerafettin Yaltkaya'dır arkadaşlar. Evet, cenaze namazını arkadaşlar, cenaze namazını Profesör Doktor Şerafettin Yaltkaya arkadaşlar kıldırdı. Peki Mustafa Kemal öldükten sonra arkadaşlar önce etnografya müzesine konuldu. Bakın önce etnografya arkadaşlar müzesine özellikle kondu. Peki 6. Sonra bakın şuna dikkat edeceksiniz. Mustafa Kemal'in biliyorsunuz cenazesi Ankara'ya getirildi. Öldü. Peki Ankara'ya Yavuz zırhlısıyla taşınmıştır. Arkadaşlar naaş Ankara'ya Yavuz zırhlısıyla taşındı. Evet. Yavuz zırhlısı ile taşındı. Sonra hanımefendi ve beyefendiler sınavda çıldırmamak için dikkat ediyorsunuz. Mustafa Kemal'in diyoruz ya arkadaşlar ebedi istirahatgah. Ne demek bu? Anıtkabir. Sonra Anıtkabir için bir yarışma düzenlendi. 500 tane arkadaşlar, 500 küsür tane olması lazım. Proje katılıyor. Emin Onat ve Orhan Ardan'la arkadaşlar projeleri, bugünkü Anıtkabir projesi birincilikle sonuçlanınca ondan sonra Anıtkabir yapılıyor ve ta 52'de arkadaşlar ondan sonra Anıtkabir'e taşınıyor. Evet, Anıtkabir'in mimarları arkadaşlar, Anıtkabir'in mimarları Emin Onat ve Orhan Arda arkadaşlar. Ve ondan sonra Mustafa Kemal'in bu Anıtkabir yapıldıktan sonra arkadaşlar evet naaş biliyorsunuz Anıtkabir'e taşındı. Evet Anıtkabir'e taşındı. Ve naat Mustafa Kemal'in kıymetli arkadaşlar evet köpeği var. Köpeği evet nedir efendim? Fox arkadaşlar. Köpeği double x'le de yazan var arkadaşlar. Latince de yazan var. Köpeğin adı Fox. Mustafa Kemal'in köpeğinin doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A Fox Latince, B Fox x'le arkadaşlar. C Fox Latince ve arkadaşlar aynı zamanda x. D önce x sonra Latince ki. Arkadaşlar E, Fox, 2K'veyiz. Böyle mi soracak sanki soru yani? Mustafa Kemal köpeğin adı ne? Fox arkadaşlar bu kadar ya, bitti ya. Evet yani bunu çok ileri geri kurcalamanın bir mantığı yok. Mustafa Kemal arkadaşlar buradaki böyle 3-5 tane cümleyi bitirmek mümkün değildir efendim. Kendisinin tabii ki arkadaşlar aynı zamanda yani günler, saatler hakkında yazılan arkadaşlar bir sürü kitaplar, makaleler, doktora tezleri, 4000 civarında kitap okumak çok kolay bir olay değil. Daha önce de söyledim ben size. Yaver Cevat Abbas'ın kendisi için kullandığı bir ifade vardır. Paşa'ya hizmet etmekten hiç bıkmadım. Lakin gittiği her yere taşıttığı koli koli sandık sandık kitaplar beni çok gördü diyor. Tabii böyle bir entelektüel adam, iyi bir arkadaşlar hatiptir, iyi bir arkadaşlar aynı zamanda bilim insanıdır. İyi bir edebiyatçıdır Mustafa Kemal. Tarihçidir arkadaşlar Mustafa Kemal. Aynı zamanda zaten askerlik mesleğine söyleyebileceğimiz hiçbir şey söz konusu değil. Hep daha önce de ara ara söylüyorum derslerimde de. Belli noktalarda arkadaşlar tabii ki yoruma açık noktalarda Mustafa Kemal ile ilgili değerlendirmenizi yapabilirsiniz. Yani eleştirebilirsin de. Arkadaşlar nihayetle bu kusursuz bir adam olarak algılamıyoruz. Yani tabii ki hataları vesaire var arkadaşlar. Yani yoruma açık bir noktada hatalar var derken sen buyurasına hatalı yaptı diyebilirsin. Adamın arkadaşlar sigara tüketimi. Ya kendini bağlayan mesele. Yani şimdi sigara çok içiyormuş Mustafa Kemal.
E ne yapalım yani, sigara içebilir yani, o tamamen kendi tercihidir Mustafa Kemal'e. E Mustafa Kemal efendim papyon takmış. Arkadaşlar bu adam şimdi inkılapların yerleşmesi için tabii ki yani smokin de giymiş, papyon da takmış arkadaşlar. Şapka da takmış. Ve çok ilginç bir şey, Mustafa Kemal'ı gördüğünüz arkadaşlar elbiseleri var ya, onların hepsinin arkadaşlar çizimini kendisi yapar ve o şekilde terziye gider. Bakın o şık, o giyinişten arkadaşlar hepsinin çizimi Mustafa Kemal'ın kendisine aittir. Ve bu adamın bir noktada arkadaşlar tarzını eleştiremezsiniz. Askerlik. Askerlikle alakalı olarak arkadaşlar Mustafa Kemal'i eleştiremiyorsunuz efendim. Şimdi buraya birkaç tane de bilgi koyacağım. Mustafa Kemal için Çanakkale cephesinde arkadaşlar bakın. Çanakkale cephesinde evet kendisine rütbe verdiğim gibi aynı zamanda Anafartalar kahramanı dedim. Bakın Anafartalar kahramanı. Evet. Ayrıca arkadaşlar Kafkas cephesine geldi. Muş ve Bitlisi Ruslardan geri aldı. Kafkas cephesi. Kafkas cephesindeki arkadaşlar buradaki duruma istinaden Altın Kılıçlı Mecidiye. Altın Kılıçlı Mecidiye. Peki değerli arkadaşlar, aynı zamanda Mustafa Kemal daha sonra bakın Suriye Filistin cephesinde görev yaparken bir arkadaşlar ara görevinden ayrılarak özellikle Avrupa seyahatine çıktı ve işte arkadaşlar Mustafa Kemal'e gelen unvanlardan bir tanesi Fahri Yaver Hazreti Şehriyar'dır. Fahri Yaver arkadaşlar Hazreti Şehriyar. Ve bir tane daha Mustafa Kemal Avrupa'ya arkadaşlar hem bu özellikle yaverlik meselesinden dolayı hem de Fransa'da askeri tatbikat pikandi manevralarına katılmıştır. Yurt dışına çıkış arkadaşlar. Evet Fransa pikandi manevralarına katılmıştır efendim. Pikandi manevralarına katıldı. Hayırlı olsun. Mustafa Kemal'in hayatı da dostlar bu kadarcık. Evet. Şimdi yayın yönetmenim şöyle bir şey yapma şansımız var rica etsem. Evet bir tahtayı şöyle baştan sona bir şöyle bir fokuslayalım. Arkadaşlarımız böyle özet mahiyetini bir tekrar görsünler. Bütüncül olarak okusunlar. Evet kıymetli arkadaşlar ilkelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.